Merhabalar, Astro Hayat kanalına hoş geldiniz. Bugün artık 2022'den bahsediyor olacağız. 2022'nin öncelikle herkese çok güzel şeyler getirmesini diliyorum. 2 Ocak'taki yeni ayda fena bir yeni ay değil. Seneye güzel bir giriş yapacağız gibi görünüyor. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Sevgili ikizler, bu yeni ay sizin için tam bir değişim, dönüşüm zamanı olacak. Miras gibi konularınız varsa, kredi ihtiyacınız varsa, beklediğiniz paralar varsa. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler. Sevgili yengeçler, ilişki evinizde gerçekleşecek bu yeni ay. Bu yeni ayın içerisinde Uranüs var. Size diyecek ki, sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Sevgili aslanlar, sizin iş evinizde gerçekleşecek. Bir süredir böyle geciken, sizi zorlayan, sıkıntıya sokan konular varsa artık böyle Uranüs'ün desteğiyle. Öncelikle bu yeni ay bir Uranüs üçgeni içerecek. O yüzden de yeni ayla beraber hayatımızda hiç beklemediğimiz, böyle aklımıza bile gelmeyecek kadar güzel şeyler gerçekleşebilir. Aynı anlarda bir Venüs-Neptün atmışlığı var ki bu da böyle çok şiirsel aşkların, güzel para kazançlarının sebebi olabilirdi eğer Venüs retro olmasaydı. Retrodan böyle etimle kemiğimle nefret etmiş biri olarak söylüyorum. Bu dönemde aşk ilişkilerine başlanmaz. Finansal konulara çok dikkat etmek gerekir. Neptün olduğu için, güzel bir açı olduğu için aslında güzel şeyler bekleriz ama retro olduğu için maalesef daha dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Peki bu yeni ay kimlere neler getirecek? Hangi yükselene ne getirecek? Onlardan bahsedelim. Yükselen koçlar ve koç burçları. Sevgili koçlar, kariyer evinizde olacak bu yeni ay ve Uranüs'ten çok güzel bir üçgen alacak. Parasal anlamda güzel bir maaş zammı ya da güzel bir iş teklifi gelebilir size. Venüs retro hali ve Neptün 60'ı da yine aynı evlerden size destek veriyor olacak. Parasal anlamda belki de uzun zamandır hak ettiğiniz parayı almak gibi düşünebilirsiniz. Güzel bir gelişme bekliyor. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Sevgili boğalar, 9. evinizde gerçekleşecek bu yeni ay. Eğitimle ilgili adımlar atmak istiyorsanız, yurt dışına gitmek istiyorsanız, akademik kariyer yapmak istiyorsanız ya da yayıncılıkla ilgili işleriniz varsa çok tatlı bir sürpriz yapacak size Uranüs ve hiç beklemediğiniz yerden bir destek verecek. Gökyüzündeki Venüs retro, Neptün açısına baktığımızda yine aynı konular. Çevreden gelecek destekler, belki bir süredir beklediğiniz bir haberin gelmesi, yakın çevrenizden belki ya da içinde olduğunuz ortamlardan gelecek bir destekten bahsedebiliriz. Ama sanki bu biraz şey gibi, aslında zaten yapılması gereken şeyin biraz gecikmeli yapılması gibi gözüküyor. Umarım güzel haberleriniz olur. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Sevgili ikizler, bu yeni ay sizin için tam bir değişim dönüşüm zamanı olacak. Miras gibi konularınız varsa, kredi ihtiyacınız varsa, beklediğiniz paralar varsa gerçekten sizi içsel anlamda da çok rahatlatacak. Çok güzel haberlerin, çok güzel gelişmelerin olma ihtimali yüksek. Yine Venüs retro Neptün açısında sizi para konusunda ve kariyer konusunda destekliyor olacak ama bu sanki dediğim gibi yine de böyle beklenen, gecikmiş bir şeyin olması olabilir ya da belki de olacak şey biraz gecikmeli gelebilir. Canınız sıkılmasın. Venüs retroda zaten 29 Ocak'ta bitiyor olacak. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, sevgili yengeçler, ilişki evinizde gerçekleşecek bu yeni ay. Bu yeni ayın içerisinde Uranüs var. Size diyecek ki sürprizler olacak. Eğer yalnızsanız kalabalıklara karışın lütfen. 2 Ocak yeni ayın etkisi zaten başladı ve bir hafta daha devam edecek bu etki. O yüzden böyle kalabalıklara karışın, yeni insanlarla tanışın, davet edildiğiniz yerlere mutlaka gidin. İlişkisi olanların da birlikte zaman geçirecekleri, ilişkilerini derinleştirecekleri bir hafta olacak. Umarım güzel haberleriniz olur. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Sevgili aslanlar, sizin iş evinizde gerçekleşecek. Bir süredir böyle geciken, sizi zorlayan, sıkıntıya sokan konular varsa artık böyle Uranüs'ün desteğiyle çok beklenmedik, çok tatlı, çok şaşırtıcı, aklınızdan bile geçmeyen bir gelişme sizi çok rahatlatacak. Bunu söyleyebilirim. O yüzden bu dönem biraz para ve iş konuşacaksınız gibi görünüyor. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar. Sevgili başaklar, hep aşk diyorum size. 2 Ocak yeni ayı da aşkla gelecek size. Sadece Venüs retro olduğu için istediğiniz hızda olmayabilir. Venüs retro olduğu için hemen ilişkiye başlamayın biraz. 29 Ocak'a kadar flört tadında kalsın. Ama aşk etrafta başaklar. Jüpiter'in de sizin aşk evinizde olduğu, ilişki evinizde olduğunu düşünürsek aşk çok yakınınızda olacak. Lütfen kalabalıklara karışın, eğitim ortamlarına gidin, seyahatlere çıkın. Bekleyin, aşk oralarda bir yerlerde olacak. Zaten ilişkisi olanlar için de çok romantik zamanlar olabilir. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Sevgili teraziler, 2 Ocak yeni ayı hanenizin içerisinde olacak. Evle ilgili güzel gelişmeler, aileyle ilgili çözülemeyen sorunların çözülmesi, belki aileden bir para desteğini almak ya da aileyle birlikte bir yatırım yapmak söz konusu olabilir. Eş anlamında da güzel sürprizlere açık olacak.
olacaksınız. Sadece Venüs retro olduğu için çok büyük yatırımlar konusunda acele etmeyin. Biraz 29 Ocak sonrasında bırakmaya çalışın. Evi güzelleştirmek, taşınmak, ev değiştirmek yine bu dönemin konuları olacaktır. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Sevgili akrepler, bu dönem ticaretle ilgili güzel gelişmeler olabilir, seyahatler çıkabilir, iyi eğitim fırsatları çıkabilir. Yakın çevrenizle ilişkileriniz çok daha sağlamlaşabilir. Hatta böyle yakın çevrenizden birileriyle eğer yanlışsanız ilişkiye doğru evrilebilirsiniz ya da bir teklif gelebilir, şaşırtıcı bir teklif gelebilir size. Ama sakın unutmayın, Venüs retro. O yüzden de bu dönem birazcık daha tedbirli olmakta fayda var. Biraz daha böyle 29 Ocak sonrasında bırakmakta fayda var. Yeni bir ilişki için çok da doğru zamanlar değil. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Sevgili yaylar, para evinizde gerçekleşecek bu yeni ay. Parasal konularda güzel, beklenmedik, şaşırtıcı gelişmeler olacak. Çünkü Uranüs var bu yeni ayın içerisinde. Aynı zamanda Venüs retro Neptün 60'lığı da yine size para konusunda destek veriyor olacak. Ama Venüs retro olduğu için hep böyle ilişkilerde de parada da biraz gecikmeler, böyle biraz engellemeler olacaktır. Çok büyük parasal ilişkilere girmemenizi tavsiye ediyorum 29 Ocak'a kadar. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Sevgili oğlaklar, birinci evinizde gerçekleşecek yeni ay ve dış görünüşünüzü tamamen değiştirmek isteğiyle uyanabilirsiniz. Çok iddialı şeyler yapmayın, Venüs retro unutmayın. Hani böyle rujunuzun rengini değiştirin elbette ama saçlarımı bir anda mavi yapacağım gibi kararlar için çok doğru olmayabilir. Venüs retro olduğu için çok güzel olmayabilir ama minik değişiklikler neden olmasın. Uranüs 5. evden size destek veriyor olacak. Aslında çok beklenmedik aşk fırsatlarının çıkacağı dönem olabilir. Biraz etrafınıza bakın lütfen. Ama Venüs retro olduğu için lütfen 29 Ocak'a kadar herhangi bir yeni ilişkiye başlamayın. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Sevgili kovalar, 12. evinizde gerçekleşecek bu yeni ay. Biraz içe döndüğünüz, biraz kendinizi iyileştirmeye çalıştığınız, biraz kendinizi nada saldığınız bir yeni ay olacak. Yalnız kalmanızı, kendinizi dinlemenizi, birazcık ruhunuzu dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bu dönem biraz böyle şey gibi görünüyor. Hani biraz dur, bir kalbini dinle, bir ruhunu dinle zamanı gibi görünüyor. Umarım güzel geçer sizin için de. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Sevgili balıklar, 11. evinizde gerçekleşecek bu yeni ay. Çok farklı ortamlara davet edilebilirsiniz. Çok farklı yerlerde, çok farklı insanlarla tanışabilirsiniz. Böyle gittiğiniz yerlerde aklınızdan bile geçmeyecek insanlar, aklınızdan bile geçmeyecek ortamlarda olabilirsiniz. Güzel ama tadını çıkarın. Venüs retro, Neptün 60'lığı da 11-1'den çalışacak. Yine size aynı şeyi söylüyor. Kalabalıklara karışacağınızı, yeni insanlarla tanışacağınızı, ortamlarınızı değiştireceğinizi gösteriyor. Sadece Venüs retro olduğu için hem para konusunda hem aşk konusunda fazla hızlı gitmemek, biraz tedbirli olmak iyi olacaktır. Bence bir yıl başlangıcı için çok güzel bir yeni ay bu. 2 Ocak yeni ayı. Herkese şans getirmesini diliyorum. İçinde Uranüs olduğu için çok güzel sürprizlere de açık olacağına inanıyorum. Umarım hepiniz için çok güzel olur. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve kendinize iyi bakmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.